Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir oyuncu ekipmanı incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Corsair K70 RGB Pro'yu inceleyeceğiz. K70'i çok anlatmaya gerek yok. Dünya çapında en çok satan mekanik anahtarlı klavyelerden bir tanesi arkadaşlar. Ve K70 ailesinden bekleyebileceğimiz bir kalite standardı var. Artısıyla eksisiyle bekleyebileceğimiz şeyler var. Bu videoda tüm detaylarıyla beraber sizlere anlatacağım. O yüzden boyutlarıyla, malzeme kalitesiyle hemen başlayalım. Tam boy bir klavyedir kendisi. %75, %65, %60 TKL klavye sonrasında bu klavyeleri göre tabii ki çok daha büyük. Avantajı nedir arkadaşlar? Numpad'imiz var. Kullanmayı seviyorsanız numpad burada. Sonrasında atanmış multimedya tuşları var. Bunlar normal tuşlarla benzer yükseklikte. Yani parmağınızı çok aşağı götürmenizi gerek yok. Sonrasında silindirik bir ses ayarı var arkadaşlar. Metal malzemeden ama ben bir önceki nesil kaydetmişten daha kaliteli bir hissiyat verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Geriye gitmişler bu konuda. Yani o eski amfilerdeki potans hissiyatı vardır, ağırdır. O hissiyat bence geriye gitmiş. Sonrasında hemen bir tane sessize alma tuşu var. Bunun altında da aslında mouse'larda gördüğümüz anahtarlara benzer klikli bir yapı var. İlginç ama kullanışlı, daha güzel bence. Sonrasında ortada bir Corsair logosu görüyorsunuz. Etrafında parlak bir yüzey. Acaba ben burada yani bir ekran mı var dedim. Çünkü yani Pro demişler özellikle. Yok, aslında burada bir ekran yok arkadaşlar. Pro başka bir şey için. Sonrasında en solda da profil seçebileceğiniz, sonrasında klavyenin aydınlatma şiddetini ayarlayabileceğiniz ve oyun modunda kullanabilmek için arkadaşlar Windows tuşlarını kilitleyebileceğiniz bir tuş bulunmakta. Bunların hepsini IQ arayüzü üzerinden arkadaşlar özelleştirebilmeniz mümkün. Bütün tuşlara istediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Malzeme kalitesi fırçalı metal malzeme arkadaşlar. K70 ailesinden bekleyeceğiniz malzeme kalitesi burada mevcut. Üstü fırçalı metal alüminyum plaka altında alt gövdede arkadaşlar plastik var. Bu çok klavyede karşılaştığımız bir kurulum. Çok nadir klavye tamamı metal olarak gelmekte. O yüzden genel olarak genel standardı tuturduğunu söylemek e, hiç de güç değil ve tuttuğunuzda o soğuk metal hissiyatını alıyorsunuz diyorsunuz ki tamam. Tam K70'ten beklediğim şey de Buydu zaten. Sonrasında bir tane bilekliğimiz var. Bileklik arkadaşlar o yastımsı bilekliklerden değil ve şöyle bir güzelliği var bence. Rakiplerin de özellikle Razer tarafında ben hani mıknatıssız herhangi bir şekilde klavye tutulmayacak şekilde bileklikler dahi gördüm bu sene. Gerçekten üzücüydü ama burada inadına çok daha güçlü bir mıknatıs sistemi ve ayaklar kancalar kullanılmış açıkçası. Dolayısıyla bilekliğin öyle bir sinir ha anında hareketli bir anda işte klavyeden kopup gitmesi veya klavyeyi hareket ettirirken yerinde kalması gibi bir şey söz konusu değil. Gayet güzel yapışıyor mıknatıslar bilginiz olsun. Sonrasında klavyenin arkasına geldiğimizde bir önemli ekleme nedir? Tip C kablosu ile beraber bağlıyorsunuz ve entegre bir kablo değil bu arkadaşlar. İsterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bu kablo öyle çok yumuşak bir kablo değil ama bir mouse da olmadığı için sonuçta bir mouse'a bağlı olmadığı için çok yumuşak olmasında gerek yok. Yeterince kaliteli mi? Gayet kaliteli bir kablo. Başına bir şey geldiğinde entegre olsa klavyeyi atmanız gerekiyor ama burada kablosunu değiştirdiğinizde sorun çözülmüş oluyor. Yanında bir tane switch var. Buna pro switch diyorlar ve bu pro switch aslında şunu yapıyor arkadaşlar. Sizi turnuvaya hazırlıyor. Üzerindeki makroları ve bilgisayarın yazılımıyla aslında iletişimini tamamen kesiyor. Turnuvalar için ihtiyacınız olabilecek bir şey. Normal bir kullanıcı için hiçbir anlamı var mı? <laughs> Normal bir kullanıcı için hiçbir anlamı yok. Ama e-sporla ilgileniyorsanız Hoşunuza gidebilecek özelliklerden bir tanesi hatta ben ilk bu klavye geldiğinde o promodu açıkmış mesela IQ'da bir türlü gözükmedi klavye. En sonunda bu switch'i çalıştırınca he, evet pro modundaymış dedim. Sonrasında altında arkadaşlar ayakları var. Klavyeyi açılandırabiliyorsunuz ve kablo geçiş noktalarını kanallarını görmektesiniz. Klavye'nin tekrar bize bakan kısmına geldiğimizde. Tuşlar, anahtar başlıklarına geliyoruz. Polikarbonat arkadaşlar malzeme bu. PBT değil, ABS değil. Bunların arasında bir malzeme. Neden bunların arasında arkadaşlar? Şimdi yurt dışı versiyonu aslında PBT ile beraber geliyor. Double shot, çok daha dayanıklı, aşınmaya karşı. Sonrasında ağır, klavyenin sesini değiştiren anahtar başlıkları değil. Bunun sebebi şu. Ülkemize Türkçe seçeneği ile beraber getirebilmek için inanılmaz sayıda fazla üretim yapmanız gerekiyor. PBT'nin maliyeti karşılanabilmesi adına Türkçe karakter setiyle beraber. bu maliyetin altına tabii ki her marka girmeyebiliyor. Dolayısıyla yurt dışında PBT ama burada polikarbonat malzemeyle geliyor. ABS'den daha iyi ama PBT'nin gerisinde o iki arada peki hangisine daha yakın diye soracak olursanız bence ABS'ye daha yakın arkadaşlar. Ve Türkçe karakterler var. Hani ülkemizde satılıyorsa Türkçe karakter olmalı olmalı. Acaba milliyetçilik mi yapıyorum çok fazla diye sizlere sürekli hani bu bildirimde bulunuyorum. Türkçe karakterler normal karakterlerin fontların yanında birazcık daha küçük ve hani Hizalamaları biraz kaçık gibi gözüküyor. Çok göze çarpmıyor ama dikkatli bir şekilde bakıyorsanız hani benim gözüme böyle şeyler takılır diyorsanız durum böyle. Lazer kesim arkadaşlar ve fontların e, hani abartılı bir yanı yok. Robotik değil. A veya B işte ne bileyim olması gerektiğinden farklı anlaşılmaz halde değiller. Bu benim kesinlikle taraftarı olduğum bir şey. RGB aydınlatmaya geliyoruz. IQ desteği zaten baki. IQ desteği ile beraber diğer... E, Fareniz olabilir, kulaklarınız olabilir, mousepadiniz olabilir, bilgisayarınızdaki kasanın fanları olabilir, kasanızın üzerindeki herhangi bir aydınlatma, IQ destekli her şey arkadaşlar eşlenebiliyor ve ortak kontrol edebiliyorsunuz. Ben de kendi kasamda mesela Corsair ekipman kullanıyorsam Corsair fanla beraber bunu Wallpaper Engine de şu anda gördüğünüz arkada animasyonlu e, görüntüyle de beraber o görüntünün temasına göre eşleyebiliyorsunuz. IQ, SDK'sını kullanan bu tür yazılımlar var. Bu kesinlikle bir avantaj. Aydınlatma tarafında eşlenebilirliği seviyorsanız güzel. Oyunlar tarafında etkileşim seviyorsanız yine güzel arkadaşlar. Bazı oyunlarda destek veriyor. Mesela Overwatch'ta e, bu destek sunulabiliyor misal veriyorum. Sonrasında e, istediğiniz gibi renk ve efekt atabiliyorsunuz. Bu renk ve efektler gayet güzel bir şekilde size yansıtılıyor. RGB aydınlatmanın şiddeti güzel. Yani orta ile iyi arasında ama iyiye daha yakın olduğunu söyleyebilirim. İlla hoş bir ortaya ortam olmasına gerek yok. Aydınlık ortamda da o RGB efektinden faydalanabiliyorsunuz ve geliyoruz en önemli kısma. Anahtarlar. Arkadaşlar Cherry MX Red ama Cherry MX Red orada bir RGB takısı var. Bu RGB takısı aslında anahtarın 2 mm'de basıldığını, 4 milimetreye kadar gittiği gerçeğini değiştirmiyor. Yani şu zamana kadar gördüğümüz anahtarlarla oldukça benzişiyor. Farklı anahtar seçenekleri var ama ülkemize tahminen e, kırmızı anahtarla beraber gelecek ilk etapta. Bilginiz olsun. Oradaki fark şu 100 milyon basım ömrüne sahip. Bu tabii ki... 100 milyon birinci basımda bozulacağı anlamına gelmiyor dayanıklılığıyla alakalı arkadaşlar. Bir sinyal karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Ama en nihayeti şudur. Daha önce 2 milimetrede basılan bir anahtar deneyimlediyseniz öyle bir klavyeye sahipsiniz yine arkadaşlar. Bu klavyede performans açısından bir fark görmeyeceksiniz. Tuşların wobble dediğimiz durumu yani sallantısı durumu olarak bakarsak ortalama bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Keycapler ve anahtarın oturma yapısı sonrasında genel gövde yapısı itibariyle Ortalama. Yani yazma doğruluğunuzu olumsuz bir şekilde etkilemez ama ileriye de taşır mı, ileriye de taşıyacağını çok zannetmiyorum. Sonrasında bu klavyede benim e, kayıtmıştan beklemediğim durum şu. İçeride bir yankı var. Bu benim kayıtmıştan beklemediğim bir şeydi açıkçası. Bir önceki nesilde de hani hafızamı e, tekrar böyle tazeliyorum. Aklımda böyle bir yankı sesi yok. Aslında son nesilde rakipler ne yapıyor? bu klavyenin içerisine bir foam, bir sünger yapı e, dolduruyor ve akustiğini klavyenin güçlendiriyorlar. Bu yankı sesinin önüne geçiyorlar. O boş hissiyatı, o çınlamaları, tınlamaları sönümlüyorlar. Corsair neden böyle bir yola gitmemiş açıkçası bilmiyorum ama şimdi ne yapın? Kulaklıklarınızı takın. Ben karşılaştırmalı bir şekilde diğer anahtar tipleriyle klavilerle karşılaştıracağım. Bu klavyenin sesini, diğer klavyelerin sesini arkadaşlar canlı bir şekilde dinleyin ve yorumu size bırakıyorum. İşin oyun tarafına geldiğimizde MOBA tarafına gelelim. En çok mekanik klavyelerden faydalandığımız oyunlara. Karşınızdakinde, rakibinizde arkadaşlar geleneksel bir klavye var. Membran bir klavye var diyelim. Sizde mekanik anahtarlı bir klavye var. Gecikme sürelerinin eşitlendiği ideal bir dünyada ki öyle bir dünya yok. Ama nedir? İkiniz de aynı anda tuşlara basmaya başladınız. Hanginiz daha hızlı yetenek kullanacak? Siz. Mekanik klavye ile beraber daha sığ noktadaki basma noktasıyla siz onun önüne geçmiş olacaksınız. Ama diyelim karşınızdakinde de bir mekanik klavye var. Sizde de mekanik klavye var. Bu sayede benzer platformda yarışmış olacaksınız. Artık bu noktada daha çok yetenekliniz ön plana çıkıyor olacak. Ben bunu her videoda vurguluyorum. Mekanik bir klavye aldığınızda, çok iyi bir fare aldığınızda, çok iyi bir kulaklık aldığınızda bu tür ekipmanlar sizi sıralamada rekabette öne taşımayacak. Rakiplerinizle eş düzeyde, eş platformda yarıştıracak. Asıl önemli olan bilek sahibi olmak, yetenekli olmak, antrenmanlı olmak. Bu yetilere sahip değilseniz böyle ciddi fiyatla gelen ürünlere çok para yatırım yapmamanızı tavsiye ederim. Ama ben artık elimdeki ekipmanların limitlerine takılıyorum diyorsanız K70 RGB Pro özellikle Cherry Mix Red anahtarı ile beraber 2 mm basılması itibarıyla şu zamana kadar kullandığınız klavyelerden performans anlamında çok farklı olmayabilir ama Corsair o tarafta şöyle bir değişikliğe de gitmiş. 8000 Hz arkadaşlar raporlama hızına sahip. Bu da 0.1 milisaniye civarında bir raporlama hızı anlamına geliyor. Şöyle yani... bir konu var arkadaşlar canlı canlı göstermek istedim. Klavyemiz burada hazır. IQ arayüzü ve klavyemize tıkladık. Sonrasında device settings'e geldiğimizde bu klavyenin varsayılan olarak 1000 Hz'de geldiğini, 1 milisaniye tepki süresiyle geldiğini göreceksiniz. Ama klavye hani 8000 Hz destekliyor. Destekliyor onda bir sıkıntı yok ama varsayılan olarak 1000 Hz'de. Siz bunu buradan 8000 Hz'e alıyorsunuz ve bu raporlama süresinin e, sisteme ek bir yük bindireceği ile alakalı bilgilendirmeyi yapıyorlar. Şöyle bir açılıp kapanıyor sonrasında 8000 Hz'e geçiyor. Yani Corsair dahi belki de çoğu kullanıcının 1000 Hz'den yukarısına çok ihtiyacı olmadığını düşünmüş olabilir. İlgililer buradan 8000 Hz'e açabilir şu zamana kadar 2 mm'de basılan yine Cherry MX Red anahtarlı bir klavye kullanıyorsanız buna geçtiğinizde e, tepkisellik anlamında bir fark hissetmeyeceksiniz. 1.4 mm'ye, 1.2 mm'ye gittiğinizde, Cherry Mix, Speed, Silver gibi anahtarlara gittiğinizde farkı hissedebilirsiniz. Ama en nihayetinde kayıtmış RGB Pro sizi rekabette ön plana taşır mı? Yetenek sahibiyseniz taşır. Yeteneklerinizi ortaya koymanızı sağlar. Çünkü Cherry Mix Red anahtarlarda dünyada en çok satılan anahtar tipinden biri. Yani oyuncu anahtarı diye geçiyor. Lineer oyuncu anahtarı. Bu konuda bir önceki nesilden çok bir farkı yok. Fark yaratan şey akson, yongası ve oradaki raporlama hızı farkı. Böylelikle bir inceleme videosunu daha sonra gelmiş olduk. Ürün ve video hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey varsa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Oradan beni takibe alın. Ben mutlaka sorularınıza cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.